Yavuz Bahadıroğlu Tarihten bir ibret tablosu Avrupa ile kendi vatandaşları arasında sıkışan Sultan II. Mahmud'un vereme yakalandığını dünkü yazımda belirtmiştim. 1839 yazında rahatsızlığı arttı. Hekimler Çamlıca havasının hastalığına iyi geleceğini söylediler. O da eşi Bezmalem Sultan'la birkaç yakınını yanına alarak kız kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki kasrına gitti. Padişah ölür ölmez haberdar olmak ve padişahlık sırasının kendisine geldiğini herkesten önce Şehzade Abdülmecid'e haber verip bu yolla sadrazamlığa yükselmek isteyen Meclisi Vala, Yüce Meclis Reisi Hüsrev Mehmet Paşa, Esma Sultan Kasra'nın bir odasına yerleşmişti. Fakat padişahın ölümü gecikiyordu. Bazı makamlara gelmek isteyenlerin ise acelesi vardı. Hüsrev Mehmet Paşa ve yandaşları bu kargaşa zamanında devlet işleri beklemez bahanesine sığınarak padişahın tahttan indirilmesine dair fetva aldılar. Asıl amaç Şehzade Abdülmecid'i bir an önce tahta geçirip hayallerindeki makamlara acilen kavuşmaktı. Koca Hüsrev Mehmet Paşa çok istediği sadrazamla 2 Temmuz 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde kavuşacak. Ne var ki bu görevde sadece 11 ay 7 gün kalabilecek. 29 Mayıs 1840'da azledilecektir. Öte yandan Sultan Mahmud'a gönülden bağlı saray erkanından etkili bir grup, hekimlerin padişahı kasten tedavi etmediklerini, yakın tarihimizde de benzer olaylar yaşanmadı mı? Evet böyle olduğunu düşünüyor. Bu işten padişahın oğlu Şehzade Abdülmecid'i ve Hüsrev Paşa'yı sorumlu tutuyor. Güya Şehzade Abdülmecit, babası bir an önce ölsün de bir an önce tahta kavuşayım diyor, Hüsrev Paşa da kendi ikbali için ona yardım ediyordu. Bunlar koca Hüsrev Paşa'nın siyasi rakibi Kaptanı Derya, Müşir Ahmet Fevzi Paşa'yı başlarına geçirip Şehzade Abdülmecit'i öldürme kararı aldılar. Böylece Sultan Mahmut rakipsiz kalacak, Hüsrev Paşa'nın bulduğu doktorlar da ister istemez işlerine dört elle sarılıp padişahı iyileştireceklerdi. Hüsrev Paşa plandan saraydaki adamları vasıtasıyla haberdar haberdar oldu. Haberdar olur olmaz da Şehzade Abdülmecit ile annesi Bezmalem Sultan'a haberdar etti. Birileri de maalesef ölüm döşeğinde son anlarını yaşayan padişahın kulağına bütün bu çatışmaları fısıldadı. Sultan II. Mahmut bu yüzden eşine ve oğluna küskün öldü. O kadar ki Şehzade Abdülmecit babasını son kez görmek için odasına girip ağlayarak ayaklarını öpmeye başlayınca kalan son gücünü oğlunun yüzünü tekmelemek için kullandı. Nihayet 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı vefat etti. Cağaloğlu'na defnedildi. Bir yıl içinde de türbesi yapıldı. Türbenin projesi Hassam İmarı Garabet Amira Balyan'a aittir ve Abdülalim Efendi'nin nezaretinde inşa edilmiştir. Osmanlı tahtına geçme sırası Abdülmecid'e gelmişti. Tafsilatı daha sonra vermek üzere şu kadarını ifade etmeliyim ki Sultan Abdülmecid de bir takım yenileşme hareketlerine imza attı. O kadar ki olmaya Osmanlı'ya yeni soluk getirir korkusuyla batıdan o tarihte batı demek İngiltere demektir batıdan borç almaya alıştırıldı. Ne var ki bu borç şartlı verilmişti. Yatırıma dönüştürmeyecek kendisine en görkemlisinden bir saray Dolmabahçe Sarayı yaptıracaktı. Yaptırdı. Ne var ki saray yapması şartıyla borç veren İngiltere öyle bir algı operasyonu başlattı ki halk padişahından soğudu bedduaya başladı. Millet yara açken kendisine altın saraylar yaptıran padişahı biz istemezük. Oyunlar hep vardır ve olacaktır. Ülkeyi yönetenlerin görevi tarihten ders alarak oyunları boşa çıkarmaktır. İster istemez gerisi yarına kalıyor. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit